Bir Devralen programında yine birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Kadim Türk boylarının yaşadığı bölgedeyiz. Altay dağlarındayız. Ergenekon geçidine geldik. Sizleri Altay dağlarından, Ergenekon geçidinden Türk tarihiyle ilgili, Ergenekon destanıyla ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Altay dağlarında ve Ergenekon geçidindeyiz. Altaylardayız, Sibirya'dayız, kadim Türk yurdundayız ve Moğolistan dağlarından, Orhon Göktürk kitabelerinin bulunduğu coğrafyadan nazlı nazlı akarak Altay dağları eteklerinden Kadın Irmağı ile buluşup Bey Nehri ile buluştuktan sonra o bir adını alan nehirlerin kaynaklarındayız, dağların zirvesindeyiz. Aktaş, Altay köyü yakınlarındayız. Bu gece burada konakladık ve dağlar şu an karlı. Meşhur M.Ö. 5. yüzyıla denk gelen Pazırık Kurganlar grubuna gideceğiz. Orada dünyanın en eski halısı olan Pazırık halısının bulunduğu Pazırık Kurganlarını göreceğiz. Pazırık halısının aslı bugün Hermitage Müzesi'nde, St. Petersburg'dadır. Ondan sonra bölgedeki en zor geçit olan Ergenekon geçidi. Türklerin, Göktürklerin destanı Ergenekon destanının adını alan Ergenekon geçidini de görerek yolculuğumuz devam edecek. İşte konfront noktasında kötü bir yola gideceğiz. Buradaki lokal insanlar da bunu çok iyi bilirler. Bu noktada ilerlerken yol üzerinde herhangi bir yerleşim birimi yok. Dolayısıyla da insanlar bu noktaya da ilerlerken emin olmaları gereken bir şey var. Bir kere arabaları kesinlikle sağlam olacak. İki, yeteri kadar yedek malzemeleri olacak. İşte lastik bunlardan bir tanesi. Akü bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla da tek gelmeleri durumunda biraz riskli. Arabanın bozulması durumunda herhangi bir yerleşim durumu olmadığı bir yer. Altay dağlarındayız. Altay dağları zirvesine tırmanmaya devam ediyoruz. Pazırık kurganları çok önemli. Türk ipeğinin en önemli ipek örneklerinden birisi. 2500 yıl önce dokunmuş bir ipeğin bulunduğu Pazırık kurganları ve ardından da meşhur Ergenekon geçidine gideceğiz. Altaylardaki yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Pazırık kurganlarına gideceğiz ama
Görüldüğü gibi şu an 1700 metrelerdeyiz. Daha 2000 metreye çıkacağız ama şu an sorun vermeye başladı. Arkadaşlarla oturup müzakere ediyoruz. Karar vereceğiz. Bir taraftan hava yağıyor. Don var. Araç kayabilir, kayıyor ve bir tane de geliyor. Araç dediği gibi. Oldukça sorunlu ve sıkıntılı bir ortamdayız. Altay Dağları'ndayız. Bakalım menzili maksuda ulaşabilecek miyiz? Zira aracımız şu an bir deneme çalışması yapıyor. Oturup karar vereceğiz. Altay Dağları'ndaki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. 1700 metreleri geçtik ve bakalım dediğimiz gibi bugünkü hedefi kat edebilecek miyiz? Mevsimin ilk karını gördük efendim. Altay Dağları'nda. Kurganlara ziyarete gelmişken yolda da kaldık. Sıkıntılı bir yolculuk ama neşeli bir yolculuk. Atalarımızın geldiği yerler hakikaten zor ve çileli yerlermiş. Biz de bu yerleri yaşamaya çalışıyoruz. Saygılı ne dersiniz? Yani gerçekten Sibirya'ya geldik. Bir kurgan görelim dedik ama yolda herhalde kaldık. Bu şartlarla devam edemeyeceğiz. Dönmek zorundayız. Evet. Sibirya'nın güzelliklerini yaşıyoruz şu an. Karlı bir günde buz, kar hepsi. Belki de gezimizin bir kısmını iptal edebiliriz. Durum oraya doğru gidiyor. Görevliden de bilgi aldığı için söylüyorum. Erimeye başlayacaktır sabahın erken saatleri olduğu için. Dönüşte daha iyi olacaktır. Biz programımızı yapıp dönene kadar muhtemelen karlar ya da buzlar biraz daha erimiş olacaktır. Dolayısıyla güven içerisinde tekrar geri döneceğiz. Şu anki evet, planımız bu. Yüzyıllarca insanlar buradan geçmişler, yaşamışlar. Bize evet, de bir şey olmaz illa ki. Onun için ağaçlara bir şeyler bağlamışlar, geçitleri kutsal saymışlar ve dağları kutsal saymışlar. Bu dağlardan geçit verebilmesi için Tanrı'ya yalvarmışlar. Ondan dolayı buranın dininde, Akdin'de dağlar ve geçitler kutsal. İnsanlar dağlara ve geçitlere bir şeyler sunuyorlar. Hakikaten ecdadımız çok zorluklar çekmiş. Bu dağlarda anladık ki Eylül ayının ortasında, başlarında bu sıkıntıyı çekiyoruz. Ecdat nasıl yaşamış, nasıl buradan göç etmiş, nasıl bu zorlukları çekmiş, burada yaşamaya çalışıyoruz bir parçacık da olsa. Yavaş yavaş aracın indiği yere ineceğiz. Ama artık dönüş Mevlam Kerim diyorlar ki işte öğleye doğru kar erir. Döneriz diyor. İnşallah döneriz. Şoför böyle söyledi. Yolumuzda buz yok diye arabayla gidebiliriz. Seyahatimiz belli olsun. Evet. Yollar, Tanrı Dağları'ndaki yollar, bizim medeniyetimizin destansı geçmişi, Ergenekon destanının yazıldığı Altay Dağları, kadim Türk yurtları ve kadim Türk boylarının dağıldığı coğrafya Altay Dağları. Ve Altay Dağları'nın zirvesinde dört mevsimi yaşayarak yolumuz tüm hızıyla kültür ve medeniyet tarihimizin izinde devam ediyor. Çibit ve Aktaş köylerini geçtik. Şimdi Ulagan'dayız. Çibit köyü, Altaylı köyü. Aktaş diye büyük bir köy var. Orada Müslümanlar da çok. Çünkü Kazak grubu da çok yaşıyor. Camisi var. Şimdi biz Ulagan bölgesinin merkezi budur. Büyük bir köy Altaylı. Burada Hristiyanlar çok. Çünkü Sovyet vakitinde Hristiyanlığı iş, çalışma burada çok olduğu için buradaki Altaylar Hristiyanlar oldu. Peki buraya Kazaklar nereden geldi? Kazaklar önce de Çingis Han vakitinde Kazakistan tarafında çok büyük savaş oldu. Ondan sonra birkaç
Kazaklar kaçmışlar oralardan, Altay dağlarında saklamışlar. Ondan sonra Sovyet zaman sonunda 91-92 yılında Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı buradaki yaşayan Kazaklar'da çağırdı, geliniz diye. Buradaki Kazaklar Kazakistan'a gittiğin zaman oradaki yaşayan Kazaklar, biz temiz Kazaklar. Sizler önce de kaçtınız, şimdi neye geldiniz diye bir problem çıkmış. Sizler Oralmanlar demişler. Ondan sonra Kazaklar geri Altay'a dönmüşler. Aktaş köyünü geçtik. Altay Dağları'nın 2000 metrelik zirvesinde biraz macera yaşadık. Aracımız kaydı ve sıkıntılar çektik. Şu an köylerden, obalardan, dağlardan geçerek Bazılık kurganlarına gidiyoruz. 2500 yıl önce Türkler tarafından dokunmuş o muhteşem halının bulunduğu ve Türk tarihinin önemli izlerinin olduğu yer. Ama en önemlisi Ergenekon geçidine gidiyoruz. Ergenekon destanı o çocukluk yıllarımızda. Altay Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek tepelerinden birisi, Altay Dağları'nın en yüksek tepelerinden Ergenekon geçitinde bulunuyoruz. Ergenekon geçiti en sarp geçitlerden birisi. Evet, Ergenekon destanında da anlatıldığı gibi Göktürklerin Ergenekon Ovası'nda çoğaldıktan sonra Ergenekon Ovası'nı Bozkurt'un eşliğinde sarp dağları aşarak tekrar yeni devletlerini kurmak için dünyaya yayıldıkları destanın aynı anlatımdaki özelliğini burada yaşamış oluyoruz. Etraf çok sarp. Bu sarp geçidi adının Ergenekon geçidi olarak konması da Ergenekon destanını çağrıştırması açısından son derece önemli. Ergenekon yurdun adı, börtücüne kurdun adı, 400 sene durdun adı, şahlan 100.000 mızrağımız diye şahlanan Göktürkler tekrar bu geçitleri aşarak dünyayı fethetmişler ve Ergenekon Göktürk Devleti'ni kurarak dünyaya yeni bir şahlanış, yeni bir medeniyet, yeni bir devletin oluşumunu getirmişlerdir. Ondan sonra gelen Uygurlar, Karahanlılar ve diğer Türk devletleri, İdil Bulgar ve Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti ve bu bölgedeki Türk soydaşlarımız dünyaya Türk medeniyetini ve insanlığı öğretmişlerdir. İşte o Türkler bu bölgelerden çıkarak, buralardan çıkarak dünyaya yayılmışlardır. Evet, şu anda görmüş olduğumuz Ergenekon geçidi olarak bilinen, Üçköl olarak da adlandırılan nokta, kanyon olarak bakın coğrafi koşullarda 320 kilometrelik bir kanyondan bahsediyoruz. Ve geçişin en zor olduğu noktalardan bir tanesi bu.
Bulunduğumuz nokta yaklaşık 1700 metre. Yaklaşık 400 metre daha aşağıda. Dolayısıyla da geçiş noktasında en zorlu parkurlardan bir tanesi karşıda görmüş olduğunuz üç göl. Abi o gölü nasıl geçeceğiz? Etrafında. Önemli bir yerdeyiz. Ergenekon geçidindeyiz. O küçükken okul yıllarımızda Ergenekon destanlarını okuyarak büyümüştük. Ve saatlerdir yollardayız. Altay Dağı'nın o muhteşem zirvesinde demir tepelerin eritildiği, kervanların geçtiği, dünyaya Türk mührünün vurulduğu Ergenekon geçidinden sizleri Altay Dağları Ergenekon Destanı belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Biz ekip olarak şu an bazı kurganlarına gidiyoruz. Önemli bir kurgan. 2500 yıl önce elde dokunan bir halı örneği ve Türk tarihinin önemli izlerinin bulunduğu yere yaya ineceğiz. Şimdi gezimizin en önemli kısımlarından birisi olan Pazırık kurganlarına, yani Hun Prens mezarlarına gidiyoruz. Bu mezarlar arkeolojik açıdan son derece önemlidir. Milattan önce 5. yüzyıl, 4. yüzyıl, 3. yüzyıl bu dönemlerde olan oluşan bu kurganlar, yapılan bu kurganlarda son derece önemli tarihi eserler bulunmuş ve bunların büyük çoğunluğu St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne götürülmüştür. Ve şimdi yavaş yavaş bu kurganlara doğru gidip o bölgeyi göreceğiz. Pazırık kurganlarının yanındayız. Bu kurganlarda millet önce 6. ve 4. yıllarında kurulmuş bu kurganlar. İlginç arkeolojik buluntu o mumyalanmış önderler. Kurganın içinde melez ağaçtan yapılan ev gibi tabut bulmuş. O tabutun içinde önder ve onun eşi ve eşyaları bulundu. Atları demir, altın, kayıştan yapılan eşyaları. Onların düşüncesiyle o eşyalar yukarıdaki dünyada onlara yardım edecek. Ölümden sonraki mezarlık tipleri tüm medeniyetlerde farklı bir şekilde alınmıştır. Şöyle ki, malum dünya tarihi kadar eskidir. İnsanlar arasında özellikle bir medeniyeti, bölgeyi yöneten insanlar vardır, önemli insanlar, bir de halk vardır. Daha sonra bunları farklı medeniyetlerde ikinci sınıf insan değeri gören köleler ilave edilmiştir. Dolayısıyla her medeniyette ölümden sonra önemli insanlar sıradan insanlara göre daha farklı şekilde gömülmüşlerdir. Burada da böyle olmuştur. Burada da tabii ki kurganların içerisinde de valiler içerisinde önemli liderler var. Buradaki hiyerarşide şöyle, eğer çok önemli birisi yaklaşık 10 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz ortalama. Onun haricinde diğer fertlere bakıldığında 2 ile 5 metre aralığında yapılan çalışmalarda bu taş yapısına sahip bir alan olmadığı biliniyor. Görmüş olduğumuz taşların buraya ait olmadığı ve tarihin hiçbir döneminde bu bölgede bu taş yapısının olmadığı biliniyor. Nereden getiriliyor? Civar bölgeden. Ölümünde beraber hayattayken sevdiği, kullandığı eşyalar da görünüyor. Müzik
gökyüzü, gövde, güncel hayat aşağı doğru indiğimizde köklerin salınmasıyla bile aşağıdaki hayat. Dolayısıyla da bunun mistik bir mesajı vardı. Tesadüfen buraya dikilmiş ya da tesadüfen burada büyümüş değildir. Her kurganın başına bu ağaç dikilmiş. Bu ağaç orijinal mıdır? Evet, şu anda bulunduğumuz kurgan, pazar kurganların bulunduğu yerde bir halı bulunuyor ve dünyadaki en önemli 10 santimetre karesinde 35 bin düğüm olan bir halıdan bahsediyoruz. Bu alanda bulunuyor. Bulunduktan sonra Dünya Kültür Hazinesi olarak St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde özel bir odada sergilenmekte. Dünyanın en eski ve en önemli halılarından bir tanesi. Türk tarihi açısından önemli ve önemli insanların sonsuza dek uydukları alan olarak değerlendirilen ve dünya üzerindeki farklı medeniyetlerde farklı mezar tiplerini görmüştük. Buradaki mezar tipleri de görüldüğü üzere bu bölgeye yaklaşık 700 kilometre mesafeden getirilen taşlarla toparlanmış olan bir mezar yapısından bahsediyoruz. Ve bu taşlar da tek seferde buraya getirilmiyor. Ölümden sonra özellikle saygı duymak adına ya da yeni nesiller farklı bölgelere gittiklerinde eski kurgan noktaları ziyaret edecekleri zaman bu taş yapılarını getirip bu seviyeye kadar çıkarıyorlar. Altay Dağları'nda Kazaklar ve Altayların yaşadığı bir köydeki okulun önündeyiz ve okul öğrencileri burada. Savaşlar özellikle insanların perişan olduğu ve özellikle azınlıkların yok olduğu savaşlar ve Altaylar'da, Rusya'da 2. Dünya Harbi'nde savaşa çok uzak olan bu coğrafyadan birçok Altaylı toplanır ve savaşa gider. Onların adına dikilen bir anıt ve çok sayıda Altaylı'nın öldüğünü gösteren Altay köyündeki anıtın önündeyiz. Aktaş köyü çok büyük bir köy. Ruslar, Kazaklar ve Altaylar yaşıyorlar. Önce de Sovyet vakitinde bu köyde civa bulundu. Çok büyük bir fabrika oldu.
Şimdi Aktaş Köyü turizm işiyle çalışıyor. Dağlardan indik ve Aktaş Köyü'ndeki cami, bölgedeki tek camilerden birisi. Namazımızı eda edeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh. Hayya alassalâh. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Profesör Doktor İbrahim Balcıoğlu, Altay Dağları'ndaki o tarihi Aktaş Köyü'nde ezan-ı Muhammediye okudu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Not düşüp zamana noterlik yaptığımız Altay Dağları'na götürdük sizleri. Ergenekon destanının yazıldığı Ergenekon geçidine götürdük. Ve buralar ekranlardan anlatılmaz. Sizleri de buralara davet ediyor. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Ergenekon geçidinden Altay Dağları'ndan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.